gün Mah-ı Muharrem'dir. Muhibbe hanedan ağlar. Bugün Eyyam-ı Matem'dir. Bugün Ab-ı Revan ağlar. Hüseyin-i Kerbela'yı elvan eden gündür. Bugün Arş-ı Muazzam'da olan Ali Divan ağlar. Bugün Ali Aba'nın gülşeninin gülleri soldu. Düşük bir ateşi dilsuz, kamu ehli iman ağlar. Bugün Gülzar-ı Muhtar-ı Hüda'ya bir hazan esti. Zemine düştü vaveyla, felekte kehkeşan ağlar. Bugün humbar olur gözü elbet Haydar-ı Kerrar'ın. Görür Zehra'yı hun efşan, Resul-i Ali Şan ağlar. Bugün evladı Haydar, hem dahi ahvadı peygamber. Döküldü gül gibi yerler yüzüne, Asuman ağlar. Gülistan-ı Muhammed'in, gül-i hamraların derdi, yet-i kahr ile ol gaddar, bugün devri zaman ağlar. Risalet gül gülistanı, nübüvvet bağ-ı bostanı, Hüseyin'i ol nuristanı gören pir-u civan ağlar. Güruhi hanedana lütfiya kurban olacağım, İlâ yevmil kıyame can ile ehli iman ağlar. İrfan Meclisi'nden merhabalar. İrfan Meclisi'nden bütün izleyicilerimizi muhabbetle, hürmetle selamlıyoruz. Yeni Hicri senenin bu ilk programında, programın başında da fark ettiğiniz gibi yeniliklerle karşınızdayız. Destur diye bir bölümümüz var. Yine program içinde Derviş Çeyiz diye bir başka bölümümüz olacak. Tarih boyunca tekkelerde, dergahlarda dervişlerin, mutasavvıfların kullanmış oldukları bir takım araçlar, gereçler var, bir takım eşyalar, nesneler var. Bunların her birinin arkasında aslında bir dünya yatıyor. Bu bölümümüzde, Derviş Çeyizi bölümümüzde bunlardan bahsedeceğiz. Bunları size tanıtmaya çalışacağız. Yine programımızın sonuna doğru Sufi Sesler bölümünde, her bölümde bir dünyanın farklı, bazen farklı bölgelerinden yine oradaki Sufi dünyanın, oradaki irfan meclisinin, oradaki irfani hayatın tezahürü olan bazı kasidelerin, ilahilerin sizlerle paylaşımı gerçekleşecek inşallah. Dekorumuz yeni, masamız yeni gördüğünüz gibi ve başka bir yenilik de stüdyomuzda bulunan arkadaşlarımız, Medeniyet Tasavvuru Gençliği'nden arkadaşlar bizlerle. Hoş geldiniz arkadaşlar, sefalar getirdiniz. Çok mutlu olduk sizi ağırladığımız için. Yine Profesör Doktor Hasan Kamil Yılmaz hocamızla birlikteyiz. Yani gündemin bir takım başlıkları oluyor. Bu bazen siyasi gündem, bazen sosyal gündem, bazen de halkın kendi gündeminin başlıkları oluyor. Aslında bizim konuştuğumuz her konu bu başlıkların bazılarıyla temas halinde. Fakat biz bunu bizim programımızın ismine, yani İrfan Meclisi ismine uygun şekilde ele alıyoruz. Kendimizi bu İrfan Meclisi'nin perspektifiyle sınırlayarak biraz da aslında tam da çatışmacı, ayrılıkçı, ayrışmacı dilin giderek dünyada yaygınlaştığı ortamda birleştirici, cem edici, tevhidi bir perspektif olan bu perspektifi elimizden geldiği kadar sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Hocamızın çok değerli birikimi, tecrübesiyle bunu size aktarmaya çalışıyoruz. Bugün de işte bu Hicri senenin başındayız, Muharrem ayındayız. Muharrem ayının kendisi, Muharrem ayının ilk günü, 10. günü, her birinin çok farklı ve zengin anlamları, çağrışımları var. Bunu konuşmaya çalışacağız. Bir yandan yılbaşı var, bir yandan aşure var. 10 Muharrem, aşure gününün bir takım özellikleri dışında bir de Kerbela faciasının yıl dönümü aynı zamanda. Bütün bunları bu kısıtlı süre içinde ana başlıklar üzerinden atlayarak konuşmaya çalışacağız. Hocam tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Efendim siz de hoş geldiniz, şeref verdiniz. Böyle yeni dekor falan derken sizin de beşenizdeki dekor değişmiş. Bizim dekor hayırlı değişmiş olsun hocam, inşallah. Sağ olun hocam, teşekkür ederim. Cenab-ı Hak lehyenizi mübarek eylesin derlerim eskiler. Teşekkür ederim. Biz öyle diyelim. Sağ olun hocam. Efendim
bu yeni yılda, yeni dönemde biz yeni bir yılın içerisinde bulunarak seyircilerimizi selamlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Hicri yılbaşı, Muharrem ayı malum, 1 Muharrem itibariyle Hicri yılbaşına girmiş olduk. 10 Muharrem Aşure günü, bunun tarihi arka planı var. Çok önemli hadiselerin cereyan ettiğini tarih kitaplarından, hadis kitaplarından öğrendiğimiz bir gün. Aşura zaten 10. gün manasına geliyor. Dolayısıyla biz Muharrem ayı deyince bir defa haram aylardan, yani içinde savaşın, kavganın, mücadelenin olmaması gerektiği istenen Eşhür-ü Hurum diye ifade edilen Kur'an-ı Kerim'de haram aylardan birini konuşuyoruz. Malum haram aylar 4 tanedir. Zilkade, Zilhicce, Muharrem, bunlar peş peşe gelen bir önceki yılın 2 ayı ve şimdi içinde bulunduğumuz ilk ayı, ayın ilk ayı yılın, bir de 3 aylar diye bildiğimiz o Recep, Şaban, Ramazan'ın Recep ayı, Eşhur-ı Hurum dediğimiz haram aylar statüsündedir. Neler haram? Burada aynen. Özellikle kan dökmek haram, savaş haram, yani haksız yere mücadele haram. Cahiliyeden beri bir gelenek bu. İslam da bunu korumuş. Bu kavram orada da muhafaza edilmiş. Hakikaten güzel de bir şey. Yani insanların barış ortamlarını muhafaza etmek için cahiliye döneminde bile bir çözüm bulmuşlar. Yani her gün, her ay, her an savaş yerine hiç olmazsa şu haram aylarda savaşmayalım. Kılıçları kınına sokalım. Efendim işte bir oturup konuşalım. Bir dinlenelim. Nefeslenelim. Ve bir dostluğu konuşalım deme ihtiyacı hissetmişler. Evet. İslam zaten başından sonra her günü barış gibi gördüğü için böyle bir Eşhur-ı Hurum anlayışında ipka etmiş. Onu aynen muhafaza etmiştir. Yani aslında cahiliye dönemine ait olmasına rağmen İslam, evet. İslam'ın temel zaten siyaseti o olmuş değil mi hocam? O zaten yani güzel olan şeyleri içermek. İslam'ın özelliği kendisinden önceki geleneklerde, örflerde, hatta dinlerde tevhide aykırı olmayan, insan yapısına ters olmayan şeyleri ibka etmiştir. Yani onlara dokunmamıştır. Terslikler varsa, bozulmuşluklar, insanların deformasyonu söz konusuysa İslam onları değiştirmek üzere gelmiş ve değiştirmiş, düzeltmiş. Yeni bir format koymuştur onlara. Evet. Bu bakımdan Muharrem ayı da bu haram aylar cümlesinden. Hatta Aşure orucuyla alakalı da bunu konuşacağız herhalde. Ona Yahudilikten gelen bir şey var. O tarafı var, evet, doğru söylüyorsunuz. Dolayısıyla biz bu ayla birlikte, Muharrem ayı ile birlikte yılbaşını da konuşuyoruz. Hicri yılbaşı malum kameri hesaba göre 354 günden oluşan bir aydan bahsediyoruz. 354 gün. Dolayısıyla her miladi takvime veya güneş takvimine göre 11 gün önce gelerek yılın her zamanını değiştiren ve yaşatan bir takvim. O takvime göre Muharrem ayı ilk ay Hicri takvimin. Hicri takvim yalnız Muharrem'de başlıyor ama hicret olayı onu diyecektim Muharrem'de hocam. Geçen değildir. Polemik oldu hocam çünkü. Doğru söylüyorsunuz. Bir tarih programında işte hicret bu ay gerçekleşti. O yüzden hicri falan değil. Diye tarihçilerden bazılarının konuştuğuna dair polemik oldu. Bunu düzeltmek lazım. Evet. O yanlış bir algı. Yani sadece hicri takvimin başlangıcı olduğu için hemen zihinlerde hicret çağrışıyor. Ve o yüzden hicretin bu ayda olduğu zannediliyor. Oysa hicret Rebiülevver ayında gerçekleşmiştir. Evet. Peygamberimizin doğum ayında gerçekleşmiştir. Onu böyle antiparantez söylemiş olalım. Vaka aynı yanlısı biz de düşüyoruz zaman zaman. Yani hutbelerimizde, Hicri yılbaşı hutbelerinde hicretten de bahsediyoruz. Belki o da bir tedavi, yanlış tedavi yapıyor. Evet. Yani o da bu vesileyle biz arkadaşlarımızla konuştuk. Bir dahaki yıllarda hicreti daha zamanına taşıyalım. Rebiülevver ayında konuşalım diye. Dolayısıyla Muharrem ayının böyle bir özellikleri var. Yılbaşı olması, Aşura ayını içinde bulundurmuş olması, bir de haram aylardan birisi olması bakımından son derece anlamlı. Burada özellikle Aşura ayın gününün, Yevmi Aşura'nın 10. günün, yani Muharrem ayının 10. gününün önemli bir yeri var. Hatta İbn Abbas'tan gelen bir rivayete göre Kur'an-ı Kerim'deki Vel Fecr suresinde bir veleyalin aşr vardır. Yani fecre, tan yerinin ağarma vaktine and olsun diyor Cenab-ı Hak. Bir de 10 geceye and olsun. Bu 10 gece ile ilgili muhtelif rivayetler var. Bir rivayette Muharrem ayının ilk 10 gecesi, yani içerisinde Aşure gününde bulunduğu 10 gecesi. Bir başka rivayette
Zilhicce'nin ilk 10 gecesi ki orada da yine Arafa günü var. Hacıların Arafat'a çıktıkları ve Arafat vakfesinin de yapıldığı zamanı dışına alan. Yani her iki rivayette doğru belki ama böyle bir telmih de var. Yani o 10 geceye yemin edilen ayetteki mananın Aşure günde için alan Muharrem'in ilk 10 gününe işaret olduğu şekilde. Kur'an-ı Kerim'de bir atfın olduğuna dair bir rivayet var. Ya, İbn Abbas'tan gelen böyle bir rivayet var. Tefsirlerimize yer alıyor bu. Dolayısıyla yani Muharrem ayının ilk 10 gününün farklı özelliklerle temayüz ettiği de biliniyor. Özellikle Aşure günüyle ilgili muhtelif rivayetlerde büyük peygamberlerin yaşadığı büyük olaylardan bahsediliyor. Evet. Mesela ilk insan, ilk peygamber Hazreti Adem Aleyhisselam'ın işte cennette yaratıldığı malum halleriniz. Eşi Havva validemizle birlikte cennete konuldu ve Allah Teala ona ya Adem uskun ente ve zevcukel cenne. Ey Adem sen ve eşin Havva cennete yerleşin. Orada sükunetle, sekinetle yaşayın. Ama şu ağaca yaklaşmayın diye bir emri ilahi tevcih etti. Ama hikmetinden sual olunmaz ilahi bir hikmet gereği olarak Havva ve Adem aleyhisselam o yasak meyveye uzandılar ve o yasak meyveden yemiş olmalarının cezası olmak üzere de Allah Teala Kur'an-ı Kerim'in diliyle yine onları yeryüzüne indirdi. Cennetten yeryüzüne indirdi. Tabii onların yasak meyveden yemek suretiyle bir irtikapta bulunmaları, bir günah işlemiş olmaları, ardından da cezalandırılmış olmaları dünyaya indirilerek gerçekten bir insan olarak onlarda büyük bir keder, hüzün ve bir daraltı meydana getirdi. Ala rivayetin, bu tabii bunda tarihi rivayetleri çok doğrulamak zor ama yani Adem Aleyhisselam'ın Serendip Dağı'na, Havva validemizin de Cedde'ye, hatta Cidde diyoruz ya biz, onun aslında Cedde olduğu, yani babaanne, büyük anne. Havva validemize atıfla. Evet, atıfla bunlara. Serendip'te herhalde Seylan gibi, Sri Lanka. Hindistan'ın daha aşağı kısmında oraya indirildiği ve bunların her ikisinin de o cezalandırılmış olmanın verdiği hüzün ve kederle. Daha doğrusu irtikap ettikleri günahın büyüklüğüyle Rabbena zalemna enfusena ve in lem tagfir lena ve terhamna lenekunenne minel hasirin diye gözyaşlarıyla dua edip Cenab-ı Hak'tan kendilerini mağfiret etmesini istedikleri biliniyor. Yani ya Rabbi biz İşte ikimiz bir kala diye ayette öyle geçiyor. Kendi kendimize yazık ettik. Yani haddimizi bilmedik, zulmettik, haddi aştık ve sen eğer bizim bu kendimizi haddimizi aşarak yaptığımız günahımızı bağışlamazsan, merhamet etmezsen biz husrana uğrayanlardan oluruz diyerek yani uzun süre bu lafızlarla Cenab-ı Hakk'a iltica ederek Cenab-ı Hakk'ın da bu istiğfarlarını kabul buyurup onları buluşturduğu yerin de işte o Arafat meydanı olduğu 9 Zilhicce'de orada buluştukları şeklinde bir rivayet. Pardon, orada biz onu şeyde kutluyoruz, affedersiniz. Hacde kutluyoruz ama 10 Muharrem'de orada buluştukları. O Muharrem buluşmanın gerçekleştiği yıl dönümü yani. Ama biz hacı 9 şeyde kutluyoruz. Yani Arafat buluşmayı. Ama o Efendimiz'in sünneti. Buluştukları yer orası, bu yer orası olmakla birlikte. Buluştukları tarih. 10 Muharrem Aşure günde orada buluştukları rivayet ediliyor. Yine insan neslinin ikinci atası gibi de kabul edilen Nuh Aleyhisselam'ın ki işte bir tufan yaşıyor malum dünya, onun duası ve Cenab-ı Hakk'ın kavmini hizalandırması sebebiyle bir Nuh tufanı gerçeği var. O Nuh tufanına Hazreti Nuh'un kendisine inananları alıp kalanların da helake terk edildiği dönemde Nuh'un gemisinin Cudi Dağı'na çıkıp selamete ulaştığı Kur'an-ı Kerim ayetinde onun da böyle bir 10 Muharrem'de gerçekleştiği söyleniyor. Ayette ve kıyle ya erdubla'i ya erdubla'i ma'eki ve ya sema'u akli'i ve gıydel ma'u ve kudiyel emru ve stevet alel cudi ayetiyle Allah Teala yeryüzüne diyor ki ey yeryüzü suyunu yut
semaya ve ey sema sen de suyunu tut diyor ve ondan sonra su çekiliyor ve gemize Cudi Dağı'nın üzerine yerleşiyor. O da onun da böyle bir 10 Muharrem'de gerçekleştiği. Başka peygamberlerin de değil mi? Başlarından geçen. Başka peygamberlerin de var. Peygamberler tarihine bakınca hani her peygamberle ilgili en kritik, en hayati evet. dönüşüm nedir diye düşündüğümüz zaman neredeyse bugün. Bu Aşure günü oldu. Evet. Hatta bu işte Aşure yemeğinin yine o Nuh tufanından sonraki elde bulunan daha doğrusu bütün yemeklerin harmanlanmak suretiyle yapıldığı ve 10 Muharrem'in, Aşure'nin ve 10 çeşitten fazla yiyeceğin karıştırıldığı şeklindeki rivayetlerde bunu destekler mahiyetinde bilgilerdir. Evet. Şimdi arkadaşlarımız da dinliyorlar bizi. Bilmiyorum işte iki tanesini saydık. Herhalde bunları duymuşuzdur değil mi? Bunlar meşhur biraz. Bunlara ekleyeceğimiz bir şey var mı arkadaşlar? Mesela işte Hazreti Nuh'un gemisinin kurtulması var. Karaya oturması 10 Muharrem'de oluyor. Buna ekleyeceğimiz bir başka peygamberin hayatında veya tahminde bulundum. Biz doğru mu değil mi ona bakalım. Evet. Başka ne olmuş olabilir? Başka ne olmuş olabilir yani? Öncelikle selamünaleyküm. Kerbela olayından. Kerbela olayı. Ona geleceğiz. Ona geleceğiz ama peygamberler tarihinde de başkaları da var. Kritik mesela hadiseler. Davud Aleyhisselam'ın efendim Yakup Aleyhisselam biliyorsunuz gerçekten evlat hasreti çeken bir baba Yusuf'unu kaybetmiş ve gözlerini de kaybetmiş yani gözlerin akı da gitmiş ve Yusuf bulunduktan sonra Yusuf gömleğini gönderiyor ve gömlek yüzüne sürülünce gözleri açılıyor. Bu gözlerin açılmasının da bir 10 Muharrem olduğu rivayet ediliyor. Sanki arkadaşımız mikrofonu böyle bir özgüvenle isteyince ben oradan bir şey gelecek. Hocam selamünaleyküm. Aleykümselam efendim. Yani ne kadar doğrudur bilmiyorum onu da hani Nuh tufanından önceki insanlık teknolojisi, insanların eriştiği teknoloji bugünün teknolojisinden fazla olduğu söyleniyor hani. O gün şartlarına göre belki doğrudur. Bildiğiniz, söylemek istediğiniz bir şey varsa. Yani doğrusu tabii bunlar hep tahminlere dayalı şeyler. Yani yeni bir şey. Ama gemi teknolojisinin yeni bir şey olduğu. Yani onu söyleyebiliriz belki. Gemi teknolojisinin o gün dahi olduğu ve hakikaten o kadar azgın dalgaların üzerinde yüzebilecek bir geminin bir insan tarafından, bir peygamber tarafından yapılmış olması bunun herhalde en önemli kanıtıdır diye düşünmek lazım. Ama tabii diğer teknolojileri tabii karşılaştırma şansına sahip değiliz. Çünkü o günün teknolojisinin verileri elimizde yok. Evet, doğru. Ama insanların o dönemde de medeni oldukları ve bir takım şeyleri, dünyanın bir takım eşyalarını kullanabilecek bir zekaya, bir güce sahip olduklarını biliyoruz. Ben bir şey ekleyebilirim belki. Yani tabii konumuzun dışı oluyor ama o yüzden bir kabul edersen bir okuma ödevi gibi abin olarak verebilirim. Elmalı Hamdi Yazır'ın tefsirinde Hazreti Nuh'un bu şeyi okursan orada o teknolojiyle alakalı neredeyse o tandır, motor, buharla alakalı bir yeni bir şeyler sanki bulursun gibi geliyor bana. Yani siz söyledikleriniz değil gelecek şeyler orada bulabilirsiniz. Orada bir şey var onu ben burada artık çok fazla konumuzun dışında olacağı için girmeyeyim. Sağ olun arkadaşlar. Evet. Musa Aleyhisselam'ın malum Firavun'dan kurtuluşu işte mesela o da var tabii. Bugüne rastlıyor. Yani Kızıldeniz'i veya işte Nil Nehri'ni geçip arkasından gelen Firavun ordusunun helak olması hadisesinde yine böyle bir zamana. Bu zaten Aşure orucunun değil mi hocam? Bu Hazreti Musa Aleyhisselam'ın daha çok Nuh Aleyhisselam'la Aşure hayır orucun. Hani Medine'ye geldiğinizde bu bahsettiğiniz hadiseyle bağlantılı değil tabii. Mi? Tabii. Yani iyi sordunuz. Yani Efendimizin Mekke'den Medine'ye hicret ettikten sonra orada Araplarla birlikte yaşayan, Müslümanlarla birlikte yaşayan Yahudi toplumunun geleneksel bir takım ibadetli tavırları var dediniz. Bunlardan birisi de Aşura gününde oruç tutmak. Peygamberimiz dikkatini çekiyor. Yani siz henüz de oruç farz olunmamış Ramazan orucu. Dolayısıyla nedir bu tuttuğunuz daha ne orucu? Ramazan orucu yok ortada. Henüz ortada Ramazan orucu yok. Onlara diyorlar ki bizim peygamberimiz Musa Aleyhisselam Firavun gibi bir azgın Allah düşmanının elinden bugün de kurtuldu. Dolayısıyla biz de peygamberimizin o kurtuluşuna vesile olan hadiseyi hatırlamak için ve şükranı olmak üzere bugün oruç tutuyoruz deyince peygamberimiz Musa'ya
biz sizden daha yakınız. Çünkü biz peygamber ailesiyiz. Dolayısıyla bize de onun yaptığını yapmak ve onun sevincine katılmak düşer diyerek o günden itibaren Aşure gününde 10. gün oruç tutulmasını emrediyor. Oruç farziyetinden sonra onu iradelerine bırakıyor Müslümanların. Daha sonra hani 10 ve 11 veya 9 veya 10. günler tutulmasını tavsiye ediyor. Yani Yahudilere tamamen benzememek adına. Dolayısıyla bizim Sünni geleneğimizde, İrfan geleneğinde oruç tutulur. Ama sadece Aşure günü değil, ya 9-10 ya 10-11 diye tutularak o Yahudilere benzememek. Bir gün önce veya bir gün sonra bağlanarak, bağlanarak iki güne çıkartılmış. İşi sağlama almak olmaya çalışırlar. Davud Aleyhisselam'ın keza tevbesinin kabulü yine böyle bir güne rastlıyor. Eyyub Aleyhisselam'ın şifa Yunus bulması. Yunus Aleyhisselam var mesela. Yunus Aleyhisselam. Yunus Aleyhisselam'ın balığın karnından kurtuluşu. Çıkması, kurtuluşu keza böyle bir güne rastlıyor. İsa Aleyhisselam'ın semaya urucu böyle bir zaman rastlıyor. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Fetih suresiyle اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّب۪ينَ لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرْ ayetiyle bir büyük fethe mazhar olacağı müjdesi ve gelmiş geçmiş bütün günahların bağışlandığı müjdesi, tebşiratı yine böyle bir 10 Muharrem Aşure gününde Efendimiz'e ulaşıyor. Dolayısıyla yani 10 Muharrem'in kadim gelenekte geçmiş peygamberlerde. Kadim derken ta cennete kadar giden, yani evet, o kadar insanlık tarihi insanlık kadar eski yani. Tarihi kadar eski olan bir gelenekte çok önemli izleri ve kilometre taşları var. İşte Hazreti Adem'den başlıyor. Evet. Hazreti İsa'ya, Hazreti Muhammed Mustafa'ya gelinceye kadar böyle bir süreç yaşanıyor. Aslında hocam şöyle, yani bu heyecan verici bir şey. Çünkü bugün hani diyelim ki Aşure gününe idrak etmekle, onun şuurunda olmakla bütün bir peygamberler silsilesine, bütün bir peygamberler tarihine böyle bir rabıta hali oluşuyor. Tabii, yani çok tabii, zaten belki şey yani. Belki bu teşviklerde, bu tavsiyelerde biraz da o var. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendisi doğrudan, Kur'an-ı Kerim de doğrudan bu tür eski peygamberlere atıfta bulunarak yani o geleneğin sürdürülmekte olduğunu ve onun devam etmekte olduğunu, yani bunun nevzuhur bir şey olmadığını. Yani inne dine indellahi l-islam ayeti kerimesiyle Allah'ın nezdinde, Allah'ın dininde din İslam'dır. Yani Hazreti Adem'den Hazreti Muhammed Mustafa'ya kadar işte Allah'a teslimiyeti ve tevhid ilkesini merkeze alan bir inanç sistemi olduğunu ifade ediyor ve baktığınız zaman hakikaten İbrahim'in, Musa'nın, İsmail'in ve diğerlerinin söylediklerinde aşağı yukarı tamamen birbirine motomot benzeyen tevhidi gerçekler var. Dolayısıyla bu insanlığın fıtri bir ihtiyacı ve duygusu olduğu noktasına da bir vurgu yapılmış. Bunun alt çizilmiş oluyor. Evet. Hocam bir soluk alacağız. Bahsettiğimiz yeni bölümümüz Derviş Çeyiz'i var. Derviş Çeyiz'inde bakalım dervişlerin hangi eşyası tanıtılıyor, onu izleyelim. Ardından yine birlikteyiz. Derviş çeyizinden olan asa, tarikat ehli kadar halk tarafından da kullanılmıştır. Bilindiği gibi asa, elde tutulan ince ve uzun bir değnektir. Zaman zaman boyu, kullanan kimsenin omuzlarından 4 parmak kadar yukarıda olmuştur. Asa kullanmak, Hazreti Peygamber'in de adetiydi. Selahaddin Uşaki Hazretleri, asa sünnet-i şerifedir. El tuttuğu yer dine bağlılıktır demiştir. Yanı berzaha, ölülerin ruhlarına işarettir ve üst kısmı alemi vahdete, birlik alemine, aşağısı alemi kesrete, çokluk alemine işarettir. Asa ile ilgili şöyle bir menkıbe de anlatıla gelmiştir. Hazreti Adem cennetten çıktığında üzerinde incir yaprağından bir giysi vardı ve bir üzüm çubuğunu da kemer yerine beline bağlamıştı. Cebrail aleyhisselam da ona Tuğba ağacından bir dal verdi. Dünyada oldukça Hazreti Adem o ağacı asa yaptı. Dolayısıyla asa
aynı zamanda Hazreti Adem'in de sünneti sayılmıştır. Derviş Çeyizli bölümümüzde Asa'yı izledik. Güzel aslında, hani televizyonda da yapılmayan bir şey oldu bu. Evet, güzel, evet. Bir bölüm olacak belgesel tadında. Yani bunlar tabii duyulmuş ama çok unutulmuş şeyler. Evet, bir de bulunmayan şeyler. Bir de bulunmayan şeyler. Çünkü şeyler bunlar. Hakikaten yani bizim kültürümüzde mesela bu Asa geleneği çok önemli. Yani sadece tekkelerde ve dervişlerin kullandığı bir alet değil. Bizim kültürümüzde 40 yaşından itibaren insanların asa ile dolaşmalarının sünnet olduğu şeklinde bir anlayış da vardır. Yani asa, yani hayatın bir parçası, işte Kur'an'da da Musa Aleyhisselam'ın geçiyor ya. Tabii. Yani o elindeki nedir diye soruyor Allah Teala Hazretleri. Asadır diyor. Ne yaparsın diyor. İşte ben ona yaslanırım ve koyunlarıma yaprak yaparım, ağaç çırparım diyor mesela. Yani oradan itibaren Musa'nın asasından itibaren İslam kültüründe, bizim geleneğimizde olan bir şey. Bugün tabii insanların artık asa kullanmaları, baston kullanmaları geleneği çok kaybolduğu için biraz unutuldu. Ama bu düşündüğünüz zaman, yolların, kaldırımların zor yüründüğü zamanları düşündüğünüz zaman, yaşlı insanların sokağa çıkıp camiye gittikleri ve başkasına ihtiyaç olmadan yürüyebildiklerini düşündüğünüz zaman hakikaten asanın ne kadar önemli olduğunu daha iyi anlıyorsunuz. Evet. Ve hayatın bir parçası ve doğal bir şey. Yani bir ahşap, bir ağaçtan yapılmış, toprak asıllı olan bir şeyle beraber siz arkadaşlık ediyorsunuz. Bazen onunla konuşuyorsunuz bile belki. Evet, evet. Yani o çok önemli. Yoldaş o. Yoldaş oluyorsunuz. Yoldaş. Hatta şöyle, uzun yıllar bir bastonunu kullanmış bir adam için o vazgeçilmesi zor bir arkadaş, evet, yani. Evet. Onun hatıraları var. Belki onu işte bir affedersin kelpten korudu veya düşmekten tabii, kurtardı tabii. Veya başka bir hizmeti oldu. Tabii. Bunların hepsini düşündüğünüz zaman yani sıradan insanın bile hayatında önemli bir yer olan bir şey. Elbette derviş çeyizi olarak düşündüğünüzde yani bir dervişin hayatını özellikle gezginci dervişler diye, seyyah dervişler diye bilinen şahısların uzun mesafelerdeki seyahatleri esnasında böyle bir bastona, böyle bir asaya çok daha fazla ihtiyaç. Bir de zihniyetin ne kadar değiştiğini görüyoruz. Siz dediniz 40 yaşında. Şimdi ben kendim 40 yaşındayım. Benim baston almam lazım. Hani düşünüyorum zihniyetimiz ne kadar değişmiş. Daha şimdi yaşlanmayı engelleyici, yaşlanmak istemeyen bir topluma dönüştük. Yaşlanmaktan korkan, yaşlılığı hayatımızdan kovan bir topluma dönüştük. Evet. Eskiler ise bunu yani aslında hayatlarının doğal bir parçası. Evet. Yaşlanmaktan yani, şey yapmayan, ömrün safhaları var. Evet. Ömrün safhaları var. Hani işte bir tufuliyet var, evet. Tıfillik, çocukluk zamanı, bir sabavet var, gençlik masumluk var. Zamanı, bir şebabet var, gençlik zamanı, evet. Bir kemal var, bir şeyhukat var, yani ihtiyarlık dönemi. Yani bu safhaların içerisinde, doğal akış içerisinde, yani insan 40 yaşından sonra, hakikaten de öyleydi. Şimdi şöyle hatırlıyorum ben kendi çocukluğumuzda, yani bir insan 50 yaşına gelmişse, beli bükülmüş, elinde asası olan ihtiyarlardı. Ben 60 yaşındayım şu anda. Dediğiniz gibi yani buna ihtiyaç hissetmediğimi zannediyorum. Evet. Etmemeye çalışıyoruz. Evet. Doğrusu bu mu? Çok emin değilim. Yani evet. İnsanın biraz desteğe ihtiyacı bir de sembolik bir anlamı da var yani. De yani o ilahi himayeye hazır olduğunu hissetmesi bakımından da ayrı bir önemi olduğunu ben şahsen düşünüyorum. Çünkü insan ben her şeye yeterim duygusu insanda bazen tekebbür ve tecebbür de meydana getirebiliyor doğrusu. Evet, eyvallah. Hocam şimdi tabii Muharrem'in önemi, Aşura, ondan sonra orucu, yılbaşı bunları konuştuk. Tabii başka bir şey daha var konuşacağımız. Kerbela, evet. Hadisesi var. Bu kadar muazzam olaylar olmuş. Tabii Kerbela faciası, Kerbela hadisesi de Hazreti Hüseyin Efendimiz'in şehit edilmesi, onunla beraber 70 küsur Ehl-i Beyt büyüğünün şehit edilmesi. Bu da muazzam bir hadise çok, aslında. İnsanlık tarihin hakikaten çok kırılma noktalarından. Aynen öyle. Bizim ümmet olarak hafızamızdaki hakikaten travmatik hadiselerden bir tanesi. Ben Hasan Basri Hazretlerinin bir ifadesini hatırlıyorum. Diyor ki orada şehit edilenler diyor, edilenlerin o gün için dünyada benzerleri yoktu. Yani öyle bir irfan ehli,
öyle bir hani Peygamber Efendimizin ailesi olmak bir yana, bir de böyle irfanla, marifetle dolu bir şey. Yani bir nesil, bir nesil yani. Onu nesil kaybedilmesi çok önemli. Evet. Bu bölümde ama arkadaşlarımızdan hani bu konuyla alakalı bir açılış yapalım diyelim. Evet. Öncelikle teşekkür ederiz. Kerbela vakasını nasıl anlamalıyız? Ayrıca günümüzde Müslüman beldelerde Müslümanlar birbirlerini kırıyorlar. Bu yasak olan, savaşın ve kanın yasak olduğu ayda. Yeni Kerbelaların olmaması için neler yapmalıyız? Sizden yorumunuzu istiyoruz. Zor soru soruyorsunuz. Gençler yani böyle bizim bildiğimiz yerden sormuyorlar. Yani peki. Medeniyet tasavvuru hocam. Ama doğru. Yani. Teşekkür ederiz. Eksik olmayın. Sonları var. Şimdi efendim tabii Kerbela kelimesinden başlamak lazım belki. Kerbela, kerubela. Ker sıkıntı demek. Kerubela, ker yani belanın sıkıntısı veya arada vav düşünürseniz sıkıntı ve bela. Gerçekten İslam ümmetinin sizin de biraz önce güzel ifade ettiğiniz şekilde kırılma noktası bir hadisenin yaşandığı bir gün. Yani 10 Ekim 680 miladi tarihinde İslam ümmetinin yüce peygamberinin işte cennet reyhanları dediği, gözümün nuru cennet gençlerin efendisi diyerek sena ettiği, övdüğü, yani ilimde, irfanda, ahlaki meziyetlerde mümtaz olan şahsiyetlerin yani hunharca katledildiği, şehit edildiği gerçekten travmatik, yüreğimizde derin yaralar açan bir gündür Kerbela. Hakikaten hem ker hem beladır. Ama tabii bu ümmetin burada çok büyük kayıpları oldu. Yani bir defa bir takım mezheplerin oluşmasına, siyasi tartışmaların çıkmasına, tarihte devam edecek pek çok kargaşanın, karmaşanın yaşanmasına ilk tohumun atıldığı bir dönem oldu. Ama şu bir gerçek ki biz Sünni, Alevi, Şiisi ile şuna inanıyoruz ki Hazreti Hüseyin Efendimiz yani Kerbela'da bir dava için ortaya çıktığında, bir saltanat davası, bir makam sevdası ile ortaya çıkmadı. O uzunca bir zamandan beri süre gelen zulmün, haksızlığın ve bunların ortadan kaldırılması adına neler yapılabilir adına çıktı ve bu iş için bedenini, canını ortaya koydu ve Hazreti Peygamber'in torunu Hüseyin olduğunu gösterdi. Dolayısıyla orada büyük bir acı var. Yani orada baktığınız zaman tarihi süreçte büyük bir acı var. Hepimizin kabullendiği bir acı var. Yani bunu yani Hüseyin Efendimiz'i şehit edenleri onu kendisine hasım gibi görüp ortadan kaldırmaya çalışanları haklı gösterecek veya onları savunacak hiçbir argümanımız yok. Hiç kimse bunun arkasında duramaz. Hiçbir bunu yapan da yoktur, yoktur zaten. Hiçbir evet. Müslüman bunu tahayyül bile edemez. Evet. Etmemelidir de. Ama maalesef ondan sonra işte bu bir kırılma noktası olarak Şiilik, Sünnilik, Alevilik, Sünnilik veya başka isimlerle bu mücadelenin ateşleyici bir dinamiti gibi oldu bu hadise. Dolayısıyla tarih boyunca da bir takım ayrışma noktalarının da başlangıç tarihi olmuş oldu. Bugün bence geldiğimiz noktadaki geçtiğimiz süreçlerde özellikle Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde işte İslami mezhepler arasında iki önemli yol olan, iki önemli kol olan yani Sünnilik, Şiilik arasında bir ortak adres bulup bu kavgayı azaltmanın çaresi ve tedavisi olarak hep Ehl-i Beyt muhabbeti ve Hüseyin sevdası üzerinde durulmuş ve Sünni sultanlarımız, Sünni sultanlar, Sünni şairler, Sünni arifler de hep Hüseyin üzerinden ve Ehl-i Beyt üzerinden Şiilere ve Alevilere el uzatarak burada bir kardeşlik noktası oluşturmaya çalışmışlardır. Çünkü hakikaten orada kavga olamaz.
Orada tartışma mutlaka, olamaz. Mutlaka. Orası bizim ortak adresimizdir, şimdi, ortak payımızdır. Tabii ki. Şimdi programın açılışında Alban Efe Hazretleri'nin bir şiirini dinledik. Nutku Şerifini diyelim. Finalde de aynısını biz Mehmet Kemiksiz üstadımızdan dinleyeceğiz. İnşallah. İnşallah. Yani şöyle, şunun için söylüyorum bunu. Alban Efe Hazretleri büyük bir Sünni şey ve Erzurum gibi Sünniliğin kalesi olan bir yerde hem Nakşi, hem Müceddidi, hem Halidi, hem de alim. Yani ve Erzurumlu olması Erzurum. Da altını çizerim yani. Sünniliğin kalesi dediğim gibi. Şimdi bu kadar Sünnilikle çepeçevre kuşatılmış bir ortamda yetişmiş bir insanın, yani Hazreti Hüseyin'in şehadetiyle ilgili söylediği gerçekten o yürek dağlayan ifadeler aslında bütün Müslümanların bu acıdan ne kadar etkilendiğini göstermesi bakımından çok ümitli. Keşke Azım Paşa'nın şiiri de öyle. Düştü atından Hüseyin, Sahra-i Kerbela'ya. Müthiştir. Var git Cebrail, haber ver Muhammed Mustafa'ya. Evet. Yani şimdi bunun şairi Sünni olmuş, Alevi olmuş. Değil, bence çok önemli değil. Buradaki muhabbet önemli. Aşk önemli. Burada hissedilen acı önemli. Yani bu acıyı hissetmesi önemli. Dolayısıyla bu acı, bu sevgi bizim ortak paydamız ve ortak adresimizdir. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Ehl-i Beyt'e muhabbetle ilgili bu ümmete tavsiyeleri var. Yani benim Ehl-i Beyt'imi sevin, onlara sahip çıkın. Kur'an-ı Kerim'de onların tathir edilmesi, tertemiz kılınması ile ilgili ayet-i kerimeler var. Dolayısıyla tertemiz kıldığına dair ayet-i kerimeler var. Dolayısıyla buradan baktığımız zaman zaten Ehl-i Beyt'i Mustafa, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Ehl-i Beyt'i Kur'an'ın ve sünnetin tebcil ettiği, müjdelediği güzel insanlar, ayrıca Hazreti Hüseyin Efendimizin yani ilim ve irfandaki becerisi, başarısı, muvaffakiyeti, konuşmadaki ikna gücü ve kabiliyeti, bunların hepsinin üzerinde bir etki meydana getirmiştir İslam ümmeti üzerinde. Ortak değerdir diyebiliriz. Ortak belki paydır. Bir soru daha alsak arkadaşlarımızdan. Buyurun, buyurun arkadaşlar. Geçmişte olduğu gibi günümüzde de bu Ehl-i Beyt'teki güzel insanlardan Hazreti Ali ve Hazreti Hüseyin üzerinden toplumlar arasında, Müslümanlar arasında bir ayrışma körüklenmeye çalışıyor aslında. Şimdi aslında güzel bir şeye temas etti arkadaşımız. Yani bir dezenformasyon var. Yani bir yerlerden birileri kasıtlı olarak yanlış ve kirli bilgiler üretiyor. Yani Sünni camianın hiç konuşmadığı ve bilmediği duyguları Şii muhitlerde insanlar Sünniler böyle düşünüyor diye servis ediliyor. Veya tersi, veya aksi de oluyor. Tersi tabii tersi. Şii muhitlerin hiç böyle bir şeyi telaffuz etmemesine rağmen böyle bir şey konuşuluyor. Mesela çok canlı bir örnek vereyim ben size. Azerbaycan biliyorsunuz %70'i Şii olan bir ülkedir. Kardeş, yani bizim hem ırk olarak, soydaş olarak hem de çok sevdiğimiz insanların bulunduğu bir ülkedir. Şairleriyle falan da bizim en yakın dostumuz bir ülkedir. Ama %70'i toplumun Alevidir. Oranın Şeyhülislam'ı olan Allah Şühpaşazade 1990 yılında İstanbul'a geldi. İstanbul'da bir mecliste işte birlikte akşam yemeği yiyoruz. Muhabbet ediyoruz. O zaman tabii Azeri lehçesini yeni yeni çözmeye çalışıyoruz. Söylediklerin bazılarını tam olarak anlayamıyoruz. Bilmediğimizden değil. Aksan itibariyle kulağımız henüz alışık değil. Söz sözü açtı. Dedi ki, ben özüm dedi, Lenkeran'danım. Azerbaycan'ın Lenkeran bölgesinde. Bildiğiniz gibi orada dedi, Şii'dir dedi. Kendi ifadesiyle Şii'dir dedi. Annem dedi, ben işte 6 kız kardeşten sonra 7. olmuşum. Beni adamış, hoca yapacağım bunu diye. Ve dolayısıyla okutmak üzere beni Buhara'ya, ki o zaman komünizm zamanı, Mir Arap Medresesi'ne gönderdi. Ama bizim Lenkeran bölgesinde biz bilir ve duyardık ki Sünnilerin kuyrukları olarmış. Allah Allah. Sünnilerin kuyrukları olarmış. Allah Allah. Ben dedi gittim Buhara'ya, Mir Arap Medresesi'ne. Oradaki uşakların hepsi Sünni. Bakıyorum onların kuyrukları var mı diye. Düşünebiliyor musunuz? Bu ne kadar büyük bir dezenformasyondur. Yani orada yaşayan Şiilere birileri gelip Sünniler aleyhinde böyle bir şey üretiyor. Evet. Tersinde belki Türkiye'de veya başka yerde
Sünni muhitlerde onlarla ilgili yapıyor. Hatta mesela deniliyormuş ki Türkiye'de camilerin girişlerinde Hasan Hüseyin yazıyor ve insanlar onun üzerine basarak camiye giriyor. Yani hayal etmesi bile mümkün değil yani. Mümkün değil. Çok acayip. Ama bu laflar yani, üretiliyor bir yerlerden. Şimdi bir Şii Azeri kardeşimiz Türkiye'ye gelip camiye girdiğinde camide Allah Muhammed, Ulefai Raşidin, Hasan Hüseyin, Fatıma isimlerini görünce burası Şia camisi mi diye soruyor. Ne ter Şia camisi olar diyorum ben de, burası Sünni camisi. Ama Hasan Hüseyin, Hasan Hüseyin bizim de Hasan Hüseyin'imiz. Onlar bizim de imamlarımız. Bizim de Ehl-i Beyt'imiz. Bizim de Efendimizin torunları olarak bildiğimiz, sevdiğimiz. O zaman şaşırıyor. Yani ben şunu söylemek istiyorum. Böyle bir bilgi kirliliği, evet, böyle bir yerlerden düğmeye basıp bu milletlerin, bu mezhep ve meşrep farkındaki insanların aralarını açmak için üretilmiş şeyler var. Dolayısıyla bunların farkında olmamız ve bizim çok doğru, yani aynı kıbleye dönen, aynı peygambere inanan, aynı kitaba teslim olan insanlar olarak bunların aslının aslarının olmadığını birinci ağızdan duyarak birbirimize yeniden kucak açmamız yani gerekiyor. Yani acıyı ipotek altına almaya gerek yok. Yani kesinlikle, bu benim acım, bu acıyı ben çekeceğim. Sen Sünnisin, evet, bu acı sana haram diyemezsin. Yani Hazreti Hüseyin sen burada acı hissetmezsin. Hissetmezsin gibi bir şey var. Yani şöyle bir yanlış algı da oluyor bazen. Sanki Sünniler Emevi'dir, Yezid taraftarıdır. Haşa. Düşünülebilir yani, bir şey. Yezid isimli biriyle hiç tanışmadım hocam ben. O kadar gezdik. Sünni olarak, Sünni muhitlerde hani böyle Yezid tabiri kullanılır. Hiçbir Sünni çocuğuna Yezid adını vermez. Yani Yezid'i Müslümanları asla sevmezler. Yani bir defa Hazreti Peygamber'in torunu şehit eden, haksız yere ona bu zulme reva gören, haccacı bu işte kullanan bir insanı, bir Sünni Müslümanı sevmesi mümkün değil. Yani bu gerçekleri bizim konuşuyor olmamız bile bence önemli. O yüzden bu sene ve işte birkaç seneden beri Diyanet İşleri Başkanlığı olarak biz yani 10 Muharrem Aşure gününün sadece Şiilerin, Alevilerin değil, bütün Müslümanların ortak bir günü ve değeri olduğunu ifade edecek tarzda programlar yapıyoruz. Hacı Bayram Veli'de bu sene Ahmet Hamdi Aksaki Camii'nde iftar programı, oruç açma programı yaptık. Mevlüt Alevi kardeşlerimizi orada davet ettik. Okundu. Mersiyeler, Muharremiyeler okundu. Dualar edildi, gülbanklar çekildi. Yani nedir derdimiz? Derdimiz şu, biz hepimiz Ali Hüseyin muhabbetinde, Ehl-i Beyt muhabbetinde biriz, müşterekiz, beraberiz, tabii, kardeşiz. Tarihteki o ihtilaflı alanlar, bunun konuşulanlar, onları bir kenara bırakıp... Onların sonu yok zaten. Sonu yok çünkü. Onları bir kenara bırakıp bizim bu Ehl-i Beyt'e sahip çıkma noktasında birlikte olmamız şimdi gerekiyor. Şimdi rahmetli oldu. Edebiyatçı, işte edebiyata çok emek vermiş Cemil Çiftçi ağabey vardı. Bilmiyorum tanıdınız mı hocam? Cemil Çiftçi, rahmetli hocamız... Kerbela Mersiyeleri ve Makdelleri'ni derlemişti. Osmanlı'nın yazdığı. Ama hani Bektaşi, Alevi, Şii muhitlere ait olanları değil. Sünniyeli. Osmanlı halk şairleri ve divan şairlerinin. Hocam, evet, şöyle herhalde 600-700 sayfalık bir toplamdı bu. Ve o seçmelerdir. Yani bunun seçmeydi o. Seçmeydi. Çok şaşırmıştım. Antolojik bir şeydir. Yani hoca bir şey cilt tutuyordu yani. Evet. Çok şaşırtıcıydı. Osmanlı buna hep sahip çıkmış. Hocam değil, çok sağ olunuz. Ayaklarınıza sağlık, ağzınıza sağlık. Şimdi kısa bir zamanda çok önemli başlıktan bahsetmek gerekti. Ama hani her biri önemli işaret fişekleri gibi oldu. İnşallah daha bu meseleler hep gündemimizde olacak zaten. Evet, Hazreti zaten bu tabii başlangıçtır. Evet, Hazreti yani Hüseyin Efendimizin gündemimizde... Kerbela'da alınacak dersler bitmez aslında. Muharrem, Aşure ve Hüseyin hep olmalı. Olma. Özellikle Hüseyin. Ama bir ihtilaf meselesi, bir intikam meselesi, bir kin meselesi olarak olmalı, değil, evet, bir Hüseyin'i anlama ve Hüseyince yaşama sevdası olarak gündemimizde olmalı. Çok sağ olunuz. Teşekkür ederiz. Sufi klipler bölümümüz... Sesler bölümümüzde Mehmet Kemiksiz ile veda edeceğiz. Efe Hazretlerinin baştaki dinlediğimiz şiirini seslendirecek. Sizler de sağ olunuz arkadaşlar. Ayaklarınıza sağlık, katkılarınız için. Ben çok şey öğrendim. Umarım siz de yararlanmışsınızdır sohbetten. Sağ olunuz. Veda vakti geldi hocam. Efendim, seyircilerimizi Allah'a emanet edelim. İnşallah bir başka yayında tekrar buluşmak üzere diyelim. Hoşça kalın diyelim. Hoşça kalın hocam.
Müzik